Merhaba arkadaşlar, Best Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sezonun ilk günü arkadaşlar. Saatlerimiz şu an çok erken. 7.37. 7.33 gibi, yani 3-4 dakika önce Android'e güncelleme geldi arkadaşlar. Öncelikle bir güncelleme işlemini gerçekleştirelim. Şu an oyunda bakım devam etmekte. Bugün hem 7. sezon başlıyor hem de güncelleme var. Oyundaki gelişmelere, ilk gelişmelere bakacak olursak eFootball 2022 geldi. Ona tıklasak da olur. Güncelle diyelim. Dosya boyutunu ne kadar gösterecek? Cihazdan cihaza da değişiklik gösterebilmekte ama 2.46, 2.5 GB, oyunu tekrardan indiriyorum gibi. Sizde de böyle mi arkadaşlar? Yani cihazdan cihaza değişiklik de gösterebilmekte. Ben resmen oyunu bir daha indiriyorum şu an. Bizde öyle oldu. Ve açıklamalara bakalım. 7 Haziran oyunda neler değişti? Eklenen özellikler ve değişiklikler diyor. Kullanıcıların belirli koşulları yerine getirerek elde edebilecekleri yeni armalar özelliği eklendi. Belirli oyunculara bireysel talimatlar vermeyi sağlayan bireysel talimatlar özelliği oyun planına eklendi. Bu çok ilginç arkadaşlar. Duran toplarda taktik seçeneklerini arttırmak için duran top stratejileri eklendi. Duran toplar için yeni taktikler belirleyebiliriz. Bireysel talimatlar da var. Bu güncelleme ile birlikte ayrıca bazı başka sorunlar için düzeltmeler uygulandı. Konami resmi web sitesinden de güncelleme ile birlikte nelerin değiştiğini detaylı bir şekilde bizlerle paylaşacaktır arkadaşlar. Güncellemeyi biz bir yapalım. Bitsin. Daha %11'de. Oyuna bir bakalım. Oyun bakımda olsa da bazı şeylere bakabiliriz arkadaşlar. Bir güncellemenin bitmesini bekleyelim. Deneme maçı kısmına girelim arkadaşlar. Buradan hemen bir takım seçelim. Milli takım olsa. Bizim milli takımımızı seçelim. Türkiye. Burada. İleri. Deplasman takımı rastgele olabilir. Arjantin geldi, onda da çok sağlam bir rakip. Şimdi arkadaşlar, takım oyu tarzımız uzun topla kontra. Menajerimiz. Menajere tıkladıktan sonra dizilişi değiştir var. Takım oyu tarzı var. Bireysel talimatlar. Takım oyu tarzını değiştirebiliyoruz ama oyun açıldıktan sonra da bakalım. Bireysel talimatlar. Bu yeni eklenen özellik. Bireysel talimatlar dediğimizde hücum 1, hücum 2, defans 1, defans 2. Hücum 1'e tıklayalım. Hücum 1'imizi nasıl düzenleyebiliyoruz? Defansif, ofansif, çakılı kalma. Defansifa tıkladığımız zaman talimat verilen oyuncu hücumda ileri çıkmaktan kaçınır. Mesela bek futbolcumuz hücumcu bek ama dedik ki yani sen geride kal. Defansifi seçtiğimiz zaman istediğimiz futbolcu, ileri çıkmasını engellemek istediğimiz futbolcuyu belirliyoruz. Dedik ki yani belki skor anlamında öndeyiz ya da çok sağlam bir rakibe karşı oynuyoruz. Bek futbolcumuz çok çıkıyor. Sen çıkma, biraz dur dedik. Oyuncumuzu seçtik. Defansifi seçtiğimiz takdirde Ferdi Kadıoğlu örneğin ileri gitmeyecek artık. Ama ben risk almak istiyorum. Ofansifi tercih edersem belirlediğim oyuncu normale göre sahanın daha ilerisinde pozisyon alır. Bu bir forvet oyuncusuna atanamaz. Forvet oyuncuları ileride olduğu için onları seçemiyoruz ama hangilerini seçebiliriz? Orta saha futbolcu, stoper bile seçebiliyoruz arkadaşlar. Bu futbolcuları ileri yollayabiliriz. Ben merkezden bir futbolcu olayım. Hatta mesela çok fazla ileri gitmeyen bir futbolcuyu da seçebiliriz. Tekniği çok iyi olan bir isim de olabilir. Hakan Çalhanoğlu. Eğer olur da ofansife geçersek Hakan Çalhanoğlu daha fazla ileri gidecek. Çakılı kalma nasılmış? Bir de ona bakalım. Talimat verilen oyuncunun pozisyonundan yatay olarak çıkması sınırlandırılır. Örneğin santraforunuz tam ortadaki pozisyonunu korur. Kanat oyuncularınız ise içeri kat etmez. Kendi bölgelerinde kalıyorlar. Tıkladığımız zaman da bu futbolcular gözükmekte. Şimdi biz diyelim burada ofansifi seçtik. Hücum bir taktiğimizde kimi yolluyoruz? Hakan Çalhanoğlu ileride konumlanacak. Hücum 2'ye gelelim, yine aynı şekilde bu sefer farklı bir isim tercih ederiz. Orta sahadan Orkun Kökçü'yü seçelim. Defansa geldiğimiz zaman sıkı markaj, adam markajı, kontra hedef, derin çizgi. O bunlar çok güzel arkadaşlar. Sıkı markaj dediğimizde seçilen rakip oyunculara normalden daha sıkı bir markaj uygulanır ve markaj yapan oyuncu pozisyona göre değişir. Markaj yapan oyuncular markaj yaptığı rakip oyuncuyu takip ederken boş alan açabilir. Bu da tehlikeli tabii ki. O adamı tutacağım diye sürekli yerini terk etme durumu da olabilir. Bu talimat yalnızca maç içinden ayarlanabilir. Mesela rakibimize göre hangi ismi markaja alacağız? Hemen Messi markaja alalım. Adam markajı. Şimdi ya sıkı markajı tercih edebiliriz ya da adam markajını. Talimat verilen oyuncu hedefine daha sıkı bir adam markajı uygular. Markaj yapan oyuncular markaj yaptığı rakip oyuncuyu takip ederken boş alan açabilir. Kontra hedef diyelim. Talimat verilen oyuncu savunmaya yardım etmek için geri gelmektense rakip ceza sahasının civarında kalır. Yani bu forvetler ileri geri koşarak enerjilerini
harcamazlar diyor. Bazı futbolcularımız için belki tercih edilebilir. Dedi ki sen geri gelme Kerem. Derin çizgi. Talimat verilen oyuncu savunmaya kolayca katılmasına olanak sağlayan bir pozisyona çekilir. Bu bir defans oyuncusuna atanamaz. Onlar geride olduğu için. Bu geride 5 oyuncu ile oynandığında bir orta saha oyuncusuna atanamaz demekte. Buradan da bir isim seçmek istediğimizde belki orta sahadan bir ismi tercih edebiliriz. Defans 1'de az önce o seçili kontra hedef kalsın. Defans 2'ye geldiğimizde de aynı şekilde. Bu sefer de hadi derin çizgiyi seçelim. Orta sahadan bir isim olsun. Bu şekilde talimatlarımızı verebiliyoruz arkadaşlar. Oyun planında başka değişenler var mı? Bir de onlara bakalım. Bireysel talimatlar geldi. Şimdi deneme kısmında olduğumuz için oyuncu menajerlerin takım oyun tarzı burada 88-87 yazmamakta arkadaşlar. Daha sonra bakım bittikten sonra bakabiliriz. Maçtaki roller diyelim. Kaptan. Buralarda bir de duran topla alakalı değişiklikler vardı ama şu an buradan bunu yapabiliyor muyuz? Otomatik ses maçtaki otomatik maç testi. Bunlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Büyük ihtimalle aynı herhangi bir açıklama yoktu. Dizilişi değiştir dediğimizde bunlar klasik. Takım oyun tarzı yeni bir takım oyun tarzı yok. Bireysel talimatlar burada eklendi. Buralarda herhangi bir değişiklik bulunmamakta. Yine de böyle şöyle tıkladığımızda rakip takımı da bu şekilde görebiliyoruz. Güzel bir değişiklik oldu arkadaşlar. Bir yenilik, sürpriz bir yenilik oldu bireysel talimatlar. Maç içerisinde daha ince ayarlamalar yapabiliriz. Mobilde birazcık böyle konsola doğru yaklaşmaya başladı bazı ayarlar konusunda. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Umarız daha da güzel bir şekilde oyunu geliştirmeye devam ederler. Oynanış kısmında da geliştirmeleri gereken birçok hata sorunlar da var. Onlarla alakalı da artık bir şeyler beklemekteyiz. Şimdilik gelişmeler bunlar arkadaşlar. Bugün çok önemli gelişmeler bizleri beklemekte. Ben de karşınızda olmaya çalışacağım. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.